Altı liderin bir araya gelerek Cumhuriyet tarihinin en büyük ittifak zeminini oluşturduğunu kaydeden İsmail Saymaz, Millet İttifakının Cumhur İttifakı gibi birbirine dönüşen bir ittifak olmadığını söyledi. Giderek AK Parti MHP'ye dönüşüyor, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'yi yutuyor diyen Saymaz, "Bunlar bu durumu olumlu bir şey gibi görüyorlar. Millet İttifakında bir çeşitlilik, çok seslilik ve renklilik görüyoruz." Toplumun Tarkan'ın şarkısıyla neye susadığını ortaya koyması da bu duruma benziyor zaten. Türkiye'nin aradığı bu renklilikti zaten. Başkanlık sistemi Türk siyasi tarihinde geriye gidiştir. Bu çok önemlidir. 150 yıllık demokrasi yürüyüşünde bu sistem bir irtica hareketidir. Bu kavramı bir dini kalkışma anlamında kullanmıyorum. Siyasal olarak geriye gidiş anlamında kullanıyorum. Bu irtica sistemi ilk seçimde alaşağı edilmelidir. Koalisyonlar bile toplum için demokratik bir imkanmış topluma en azından nefes aldırıyorlardı. Toplum koalisyonlu Türkiye'de daha özgürmüş. Bu birleşme çok olumlu, Türk demokrasisini kaldığı yerden rayına oturtarak ilerletecektir dedi. Saymaz, insanlar sadece sistemin değişmesine oy vermeyecek, açken tok olmaya, cebi parasızken cebine para girmesine, insanlar geleceğinden umutsuzken Türkiye'de geleceklerinin belirginleşmesine oy verecekler. İnsanlar çocuklarını evlendirirken kaygı duymayacaklar. AK Parti'nin yaptığı gibi Millet İttifakı'nın iktidarında torpilin, kayırmacılığın, partizanlığın ensesi kalınların iktidarı olmayacak. Kimsenin torpile ihtiyacı olmayacak. Yetenekleriniz, bilginiz, birikiminiz ve eğitiminiz sizin iş bulmanızı sağlayacak. Kimsenin arkasının olmasına gerek kalmayacak. Devletten daha büyük arka olmayacak. O hepimizin arkası demektir. En önemli mesaj ise Millet İttifakı. Şu beceriksizler, şu iş bilmezler, şu partizanlar şu liyakatsizler şu onun oğlu bunun damadı iktidarını sonlandırmalı artık diyerek verdi.